Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Siz bilan bizni aqidamizga tegishli bo'lgan, aqidamizni bir muhim qismlardan bo'lgan darslarda o'qiyapmiz. Bu Alloh azza va jallaning go'zal ismlari haqidagi, Asmaul Husna haqidagi darslar. Bugungi o'qiydigan darsimiz Alloh taolaning go'zal ismlaridan An-Nasir. Yordam beruvchi, yordamchi, nusrat g'alaba beruvchi. An-Nasir. Düşman her kança köp bosun, her kança küşlü bosun, yordam beruvchi An-Nasir, Allah Subhanahu ve Taala. Allah Teala Kur'an'da merhamet kılar. Estaizu billah. Ve in tevallav fe'lemu enne Allahe mevlakum ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Eğer kafirler imandan yüz ögürseler, bas imamlar bilingiz ki, şubhasız Allah hacengizdir. O zat ne kadar yakşı haca ve ne kadar yakşı yordamçıdır. An-Nasir, yordam beruvchi. Va tasimu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla va ni'man nasir. Va Allohga bog'laningiz u sizlarning hojangizdir. Bas u zot na qadar yaxshi hoja va na qadar yaxshi madadkordir. Yordam, nusrat, yordam, g'alaba. Biz Alloh taolodan doim mana shu nusratni, yordamni so'raymiz. Alloh taolo albatta yordam beradi mu'minlarga. Kur'an'da bir kança ayetler var bu hakkıda. Ama soru yaptı biz Nusrat'ta Allah'dan. Allah da Allah Nusrat'ı kele olmaya yaptı. Müslümanlar da yeryüzünde kançalar har bol ekenliğini körüp durup biz. Özünü yurtu diyem har, misafirçili diyem har, oyn diyem har, çap diyem har, teve diyem har, pas diyem har. Açık olmasın her kança bu hakikat. Ne maksak bizge Allah da Allah'ın Nusrat'ı, yardımı, madadı keledi. Mana şakıda ders kılamız. Şu günlerimizde Müslümanlar bana şu yardımına ne kadar muhtaç. Ama bana şu nusratki ege buluşluğuna. An-Nasir boyan Rabbimizin nusratı yardımı kelişlik için şartlar var. Şu şartlarda biz eğer kaim kısak, payda kısak, elbette Allah da olan nusratı keledi. Ve men nasru illa min indillahil azizil hakim. Ve men nasru illa min indillah. Galaba yardım fakat Allah tomonidan bo'ladi. İn yansurkumullahu fala galib lakum. Eğer Allah sizlere yardım verse, hiç kim sizlerden galip olmaz. Endi Müslümanlar mağlup olup durup mu? Demek ki Allah yardım verme yaptı. Nusrat, yardım. Ulamalar Allah tomonidan beriladigan nusratni üç türlüğüne açıptı. Birincisi istihkaki nusrat, ikincisi tafadduli nusrat, üçüncüsü mabdai nusrat. Birincisini görəmiz. İstihqaqi nusrat. Soddaroq qilib aytsak, bu shunday nusratki, bandalar loyiqligi uchun berilgan nusrat. Ya'ni banda loyiq Alloh yordam berishiga. Shunaqa paytida kelgan yordam istihqaqi, banda haqli bo'lgan nusrat deyiladi. Va laqad nasarakumullohu bi Badri va antum azilla. Alloh taolo aytadi, axir Alloh Badr kunida kuchsiz bo'lsangizda sizlarni g'olib qildi-ku. Mana musulmonlar Badr g'azotida 314 ta. Mushriklar 1000 ta. 3 barobar ko'p. Lekin musulmonlar Alloh taolaning mana shunday bir nusratiga haqli edilar. Oz edi, quvvatsiz edi, kambag'al edi, lekin shu nusratga haqli edi Alloh taolo beraverdi g'alabani. Chunki "Va man nasru illa min indilloh" deyapmiz. G'alaba faqat Alloh tomonidan keladi. Mana endi shu istihqoqiy nusrat uchun bizda nima bo'lishligi kerak? İki tane nasıl buluşmak gerek? İman ve tayyorgarlik. İman. Kanaka iman. Bu şunda iman ki seni Allah'ın taati yeteyleydi. Seni takva yeteyleydi. Seni istikamet yeteyleydi. Mana şunda iman buluşmak gerek. İkinci kısmı tayyorgarlik. Kolumuzdan ki genişe tayyorgarlik. Bu sabab halas. Demek siz bilan bizi takva amalga çakırgan iman ve sebepler. Allah Teala aytadi: "Ve kana haqqan aleyna nasrul mu'minin."
Ve iman keltirgen zatlarını galip kılış bizning zimmamızda hak bo'lgan. Nima degani bu? İmon keltirganlar, agar Alloh aytayotganda ham banda bo'lsa, ularga yordam berishlik meni üstündeki hak deyapti. Agar bandalar Allohning shu nusratiga haqli bo'lsa, Alloh taolo yordam berishligi kerak ekan. Alloh taolo yordam beraman deb aytayapti. Birodarlar, koinotni yaratuvchisining so'zi bu. Alloh taoloning musulmonlarga bergan va'dasini bajarilmay qolishidan ko'ra, bu koinotni zavolga yuz tutib yetishi osonroq bo'ladi. Allohning va'dasi haq. Keyingi oyatni o'qiymiz. İnna lanansuru rusulana vallazina amanu fil hayati dunya. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayotda dunyoda ham qiyomat kunida ham yordam beramiz. Payg'ambarlarim yordam beraman, mu'minlarga ham yordam beraman, dunyoda ham oxiratda ham. Bu Allohning va'dasi. İmon taqvoga da'vat qiladigan, amalga chorlaydigan va sabablar. Endi tayyorgarlik. Va aiddu lahum mastata'tun min quvva. Alloh taolay aytadi, ey mu'minlar, ular uchun, ya'ni dushmaningizlarga qarshi imkoningiz boricha kuchni tayyorlab qo'yingiz. Bu imkoningizlarda boricha mastata'tun degani siz bilan bizga Allohning rahmati bo'ldi. Dushmanga bas keladigan, shularga to'g'ri keladigan chasi emas, qo'lingdan kelganini. Qaraylarda mana payg'ambarlarning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Jolutni Davud alayhissalom qatl qildi. 16 yoshar yigit. 8 mingtadan daryoni kesib o'tgandan keyin 300 ta qoldi. 300 ta tizzasi qaltiradi. Roporadagi amali qabilasini oldida, lekin sababini qilib kelishdi. Sanog'i ham oz, quvvati ham oz, o minglagan kilometr bosib kelgan, narigi amali qabilasi qo'shini bilan chiqdi, butun bir javor o'ti bilan. Jussalari ham katta, qo'shini ham katta. Jolut chiqdi. Yakka-makka olishadigan bormi deb. Hech kim chiqmadi. 3 marta talab qilinganda ham. 16 yaşar Davud Aleyhisselam çıktı. Küçüğü yetmezdi yani o boyayan balad bu kiçkine kuvvetsiz. Lekin yerden 3-4 taş da oldu da. O şu miklasıya soptur, aylan tutur bir tatıp koydu. Şuydu sebep ondan talep kılınken. Şu taş bari peşinesi yeteydi. Öldü. Fahazamuhum bi iznillah. Bas bana şu az gene Yahudiler cemaati Amalik kabilesini Allah'ın izni bile mağlup kılıçtı. Galiba kim tamamen iken? Bunlar keldi, imanı var. Peygamber arkasından elçip geldi. Paşasının arkasından elçip geldi. Sebebini kıldı Allah Teala galabanı verdi. Çünkü düşmanıyla baskı aldı. Yançalı kuvvet topluyorlar demeyi yaptı Allah Teala. Ne mi yaptı? Takatıyla yetken içe, imkanıyla barıca. Demek istihkaki nusrat, bandalar haklı boyan nusratı kelişiye şart ikide oldu. Sizi takvayı amal geçerliyorlar iman ve kul izden ki kendime tayar geldik. Biz birodarlar, Rabbimiz bilan qilayotgan muomalamiz Qur'on keltirib bergan qoidalar asosida bo'lishi kerak. Shundan nusrat keladi bizga. Agar o'zimiz xohlagandek muomala qiladigan bo'lsak Rabbimiz bilan, bundan nusrat kelmaydi birodarlar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotidan ikkita misol olamiz. Uhudda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Hunaynda ham mag'lub bo'lishdi. Sabablarni ko'rib chiqamiz. Nima sababdan Uhudda mag'lub bo'lishdi? Vaholanki jangda avvalida birodarlar musulmonlar bayrog'ini 7-8 ehtimol 9 marta og'darib bo'lgan edi. Yengib bo'lgan edi. Nima sababdan mag'lub bo'lishdi? Rasulullohga itoatsizlik qilishganligi uchun. Demak, sulukiyatida, fe'lida xatoga yo'l qo'yuvdi, naqd turgan g'alaba bo'l, mag'lubiyatga aylandi. Ichida Muhammad alayhisalom bor bo'lsa ham. Astagfirullah billah. Avvalamma asobatkum musibatum qad asobtum mislayha qultum anna hada Kul huwa min indi anfusikum. Ey mu'minlar, agar sizlarga Uhudda bir musibat yetsa, holbuki sizlar unga ikki barobar musibat yetkizgan edingiz. Mag'lub bo'lganingizdan keyin aytyapsizlar, bu balo qayerdan keldi? Robbimiz aytayapti. Bu balo qaydan keldi deysizmi? Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting, bu musibat, mag'lubiyat o'z qilmishlaringiz sababli. Sabab tutay qilishdi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Kimga osilik qilishdi? Muhammad alayhisalomga. Agar birodarlar, Muhammad alayhisalomga osiy bo'lgandan keyin ham Alloh bu mu'minlarni g'olib qilganida, ha, Muhammad alayhisalomga osiylik qilinsa ham g'alaba kelaveradi degan tushuncha bo'lib qolamidi? Darsmi?
Hozirgi kunda musulmonlarning xorligini mag'lub bo'layotganligini sababidan bittasi shu. Amallarimizda Robbimizga osiylik qilyapmiz. İkinci g'azot. Hunayinda nimaga mag'lub bo'lishdi? Uhudda amalida, sulukiyatida xato yo'l qo'ygan bo'lsa, Hunayinda birodarlar aqidasida xato ketishdi. Maxfiy shirkka kirib qolishdi. Alloh taolay aytadi, astagfirullah. Va yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekaningiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u sanog'ilari kattaligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ya Rasululloh la nughlam min qillada o'rganadi. Makkani fath qilgan qo'shin 10 ming. Yangi musulmonlar ham kelib qo'shilgan 10 ming deshida. Makkadan iymon keltirib qo'shilib chiqqanlar yana 2 ming qo'shildi. Demek 12 ming odam. Shu ko'pchiligi yangi musulmonlar. Shunda adadini kattaligiga suyanib qo'yishdi. Bugun sanog'imiz katta, qo'shinning adadi katta, bugun mag'lub bo'lmaymiz deshida. Lekin mag'lub bo'lishavordimi? Mag'lub bo'lishavordi. Xulosa. Uhudda amalida, sulukiyatida xato yo'l qo'yib mag'lub bo'ldi. Hunayinda e'tiqodida adashlik bo'ldi. Allohga suyanish olmadi, balki o'zini sanog'iga suyanish oldi, Alloh taolaning nusrati kelmadi. Garchi Muhammad alayhisalom ularning ishida bo'lsa ham. Garchi ular sahobalar bo'lsa ham. Mana shu ikkita g'azovatdan olinadigan ulkan dars shuki, agar banda men desa, o'zim desa, Alloh uni o'zini holiga tashab qo'yadi. Agar banda Alloh desa, Alloh o'zini rioyasiga albatta oladi. Mana shu darsga birodarlar har kuni, har soatda muhtojmiz. Bo'ldi deydi, palonchi usta keldi, ishlarimiz tekkiz bo'ladi. Qayoqdan bilasan birodar? Shuning uchun birodar, men hunarim bilan, ilmim bilan, harakatim bilan, tajribam bilan, molim bilan desiz, Alloh tashab qo'yadi. Aksincha, hamma ishimizni Alloh deyishimiz kerak. Ilmimizda ham, hunarimizda ham, tarbiyamizda ham, oilamizda ham. Shunda Alloh bizni rioyasiga olsin birodarlar. Chunki nusrat kim tomonidan keladi? Kim Allohdan emas, nusratni, panohni, yordamni mahluqdan tilayotgan bo'lsa, bu odamni holiga voy. Hamma yechim eshiklarini Alloh taolo yopib qo'yadi. Agar Alloh desa-chi? Unga dushmanlik qilayotganlarni mana shu kishiga xizmatga solib qo'yadi. Kim? Chunki Robbimiz An-Nasir, yordam beruvchi bo'lgan zot. Mu'minlarga yordam beraman deb Alloh taolo va'da bergan. Faqat bandalar shu yordamga nima olsin? Loyiq bo'lsin. Endi loyiqligimiz qadam bilan birodarlar. Halol haromda farqiga borishimiz kerak. Farz vojiblarni bajarishimiz kerak. Robbimiz bizi buyurgan joyda topsin. Robbimiz qaytargan joyda bizi ko'rmasin. Shunda biz Alloh taolaning nusratiga loyiq olamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kun ko'chada ketayotsa, bir kishi terisiga bir kasal toshgan tuyasiga qarab o'tiribdi. Nima qilyapsan dedi? Allohdan shifo so'rab o'tiribman dedi. Dedi, ha ustiga bir narsa surkab turib, keyin duo qilmabsan-da. Ya'ni duoga qo'shib ustiga bir narsani surtmabsan-da dedi. Ana sabab. Biz quruq o'tirib parvodigor musulmonlarni olib qil, musulmonlarni aziz qil deysak, azizlikka sabab bo'ladigan fe'lni amalda qilmasak, qayoqdan bo'lsin? Hajda yurarken Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tilamchi odamlarni ko'rib, kimsizlar sizlar dedi. Biz Allohga tavakkal qilgan mutavakkillarimiz dedi. Allohga tavakkal qiluvchilarimiz dedi. Yolg'on gapirdinglar dedi. Tavakkalchi kim? Donni yerga ekib, keyin Allohga duo qiladigan odam dedi. Otni baylab, keyin Allohga tavakkal qiladigan. Hech narsa yo'q, tavakkal Allohga, bir gap bo'lar bu yoq. Hech narsa yo'q, yana qaytarib aytaman. Tavakkal bir gap bo'lar. Agar biz birodarlar taslim bo'lib, qo'limizdan hech narsa kelmaydi, tamommiz desak, bu ojiz, zaif, iymoni quvvatsiz bo'lgan kishini so'zi bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Innalloha yalumu alal ajiz." Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. "Valakin alayka bil kayis." Xushyor bo'l. Xushyorlikni lozim tut. "Fayn g'olabaka amrun." Agar xushyor bo'lding, sababini qilganingdan keyin ham isyonatganda chiqmaganda shunda aytkinki hasbiyallohu va ni'mal vakil. Siz o'zingizga bog'li bo'lgan hamma ishni qildingiz. Endi hech narsa yo'q qo'lingizda. Shunda ham ish sizatgandek bo'lmayotgan bo'lsa, endi hasbiyallohdi. Hech narsani qilmasdan turib hasbiyalloh demasdan. Va kana haqqon alayna nasrul mu'minin. Alloh taolay aytibdi,
iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizdagi haq. Men aziz qilaman deyapti. Agar bandalar loyiq bo'lsa. Ma lahum min dunihi min valiyyin va la yushriku fi hukmihi ahada. Odamlar uchun Allohdan o'zga biron do'st, madadkor yo'q. U o'z hukmida hech kimni sherik qilmas. Alloh xohlaganini qiladi. Hech kim Alloh taolaga e'tiroz bildira olmaydi. Hech kim Allohga qarshi bo'la olmaydi. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu va tawakkal alayh. Hamma ish Allohga qaytadi. Ya'ni hamma ish Allohning qo'lida. Bas unga ibodat qil, unga tavakkul qil. Ya'ni Alloh taolo taskin beryapti qalbimizga. Meni qo'limda hamma yo'q deyapti. Shuning uchun ibodat qil, menga suyan, men hal qilaman deyapti. Huwa allazi fis samai ilahu va fil ardi ilah. U zot shunday zotki, osmonda ham o'sha zot iloh, yerda ham o'sha zot iloh. Ha, eng yaxshi ko'rgan, eng sizga padyosha qiladigan odam doim yoningizda bo'ladimi? Bo'lmaydi. Siz ishongan odam telefonni chiqib qoladi. Set yo'q joyga borib qolgan bo'ladi. Bitta telefon bilan hal qilib qo'yadingiz hamma yo'qdi. Akimnatr o'tirib qolgan bo'ladi, yoki bo'lmasa qarab turib deb ko'tarmay qo'yishi mumkin. Nusrat birodalar Allohdan bo'ladi. Biz qachon Allohni o'ziga suyanishni o'rganamiz sababni qilgandan keyin, shunda bizga nusrat keladi. Biz Alloh taoloning An-Nasir, yordam beruvchi, nusrat beruvchi degan mana ismini o'qigan bo'lyapmiz. Demak, birinchi turini gaplashdik, nusratni. Tahaqquqiy nusrat, bandalar loyiq bo'lgan nusrat. Endi ikkinchi turi, bu tafazzuliy nusrat. Bu tafazzuliy nusrat shunaqaki, banda shu g'alabaga, shu yordamga loyiq bo'lmasa ham Alloh taolo fazl ko'rsatib berib qo'ygan nusrati. Alif lam mim g'ulibati rum fi adnal ard va hum min ba'di g'alabihim sayghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl va min ba'd va yawma idin yafrahu al-mu'minun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlarida Fors bilan Rum saltanati urushdi. Fors yengib qo'ydi. Fors majus, bular mushrik. Rum ahli kitob, nasoro. Alloh taolay aytadi. Juda yaqin joyda Rum mag'lub bo'ldi. Lekin ular bu mag'lubiyatlaridan so'ng bir necha yil ichida g'alaba qilajaklar. Mana Alloh taolo Rumga keyin g'alaba berdi. Birinchi turdagi nusrat bu bandalar haqli bo'lgan nusrat edi. Mu'min bo'lish kerak, sabab bo'lish kerak. Rumliklar mu'min emas edi u. Endi bularga berilgan g'alabaning turi tafazzuliy deyiladi nusrat. Tafazzuli Alloh taolo fazl qilib qo'ydi. Garchi loyiq bo'lmasa ham. Alloh taolodan nusratni so'rayotganimizda birinchisiga harakat qilamiz. Iymonimiz zo'r bo'ladi, sababni qilamiz, shundan keyin nusrat kelsa nima deyishimiz kerak? Bizga haqli bo'lgan nusrat keldi deb kelishimiz kerakmi? Biz birinchi nusratni kelishiga sababni qilib ishonamiz, kelganda aytamiz, Allohning fazli bo'lib qoldi bizga deymiz. Qo'limizdan nima yaxshi ish chiqdi? Bir to'rtta bolani qori qilib o'qitdingmi? Biz o'zi shu tahaqquqiy nusratga loyiq edik-da biz o'zi. Biz ishondik, mehnat qildik deb ketmaymiz. Agar bu Allohni bizga fazli bo'ldi desak, hech qachon kibrga ketmaymiz. Men demaymiz o'shunda. Uchinchi turi nusratni. Bu mabda'iy nusrat. Tahaqquqiy nusrat, tafadduli nusrat va mabda'iy nusrat. Bu nusratda odamlar ne odatiga ko'ra o'lchasiz, mag'lubiyatga o'xshaydi. O'zi asli g'alaba, asli Allohning yordami, lekin bandalarni o'lchovi bilan o'lchasiz, mag'lubiyatga o'xshaydi. Astanadu billah. Qutila ashabul ukhdud, an-nari zatil waqud, iz hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Chuqur egalari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan avvalgi zamonlarda bir zolim podshoh iymon keltirgan kishilarni katta-katta chuqurlarni kavlab, ichiga o'tin to'ldirib, olov yoqib, bittadan tashlab ularni halok qildi. Mana shu haqida Alloh taolay aytadi. O'tinli olov choh egalari la'nat qilinganlar. O'shanda ular chohning ustida o'tirib olgan va mu'minlarga qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh bo'lgan edilar. Nozik nuqta. Mana shu zolim podshoh mu'minlarni chuqurga tashlab kuydirdi. Zohirida mu'minlar mag'lub bo'ldi, chunki ular o'ldi-da. Zohirida podshoh, zolim podshoh g'olib bo'ldi. Bu zohirida, lekin haqiqatida-chi? Kim yengdi?
Bu mabdai deyiladi Nusrat turi. Musaylama kazzob. Rasulullah'ın sahabalardan ikitasını tutup alıp beni Allah'ın Rasulü'yü kelliğim bir işine sen mi dedi. Halbuki sahabanın bittesi işine sen eşit mi yapman dedi. Katıl kıldı. İkincisi ya beni Allah'ın Rasulü'yü kelliğim bir işine sen mi dedi. Bu ha dedi. Çünkü canını sakalıp kalışık için üzür barıdı onge, üzür de kabul kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler bana şu iki kişi hakkında? Birincisi dediler Allah'ın dinini aziz kıldı, bas Allah ham onu aziz kıldı. Ölgen kişini peygamberimiz galip diye yaptılar. Çünkü imanı da ötü aldı da. E kança yaşarı da yine öldürgenler kança yaşadı? Bana şu türdeki mabdai nusratge, mabdai yordamge bugün bir misal Firavun'un kızını saçını tarayırken ayol. Hadislerde geldi bu kızsa. Bilasizlar Firavun ana rabbukumul a'la degan. Men sizlarni eng oliy parvardigoringlarman degan. O'zini iloh degan. Mana u Firavunning qizini sochini tarayotgan ayol sochini tarayotib turib taroqqa tushib ketdi. Shunda "Ya Alloh" devordi. Firavunning qizi qarab turib, "Ey, ha seni meni otamdan boshqa iloxing bormi?" dedi. "Alloh meni Robbim, seni va otangni ham Robbisi" dedi. Qiz borib Firavunga aytdi. Hadislarda var bu kıssa. Bu ayolunu Firavun op geldi. Beş de balası vardı. Aldı ki tızıp koydu. Katta taş kazandı op geldi. Yağdı kuydu içige. Yağdı kaynatıp durup. Birinci farzantını üşap. Seni menden başka Rabbim var mı dedi. Ayol şimdi sabah bilen. Seniye meniyem Rabbim Allah dedi. Birinci balasını yakka taşadı. Bırp bastı göçü yağdan ciladı. İşi bitti. İkinci balasını yap geldi. Seni menden başka Rabbim var mı? Seniye meniyem Rabbim Allah dedi ayol. İkincisini taşadı. Üçüncüsünü taşadı. Törüncüsünü yem taşadı. Şimdi beşinci. Emizili çakalı adı yap gelişti. Şunda ayol ikkilenip kaldı. Allah da Allah'ın şu yerde inamı buldu. Nusratı buldu bu ayol. Çakalı adı yapırdı. Ona siz hak süzedirsiniz dedi. İkkilenmeyin dedi. Balanı hem taşıdı, onun hem taşıdı. Bana yoğup oldu. Zahırdan karaganda Firavun yendi. Çünkü burada öldür vardı da. Özü aslı da kim yendi? Aslı da kim yendi? Demek iman etikadı da sabit olup öldürülen kişiler Allah Teala'nın nusretine geboyan, Allah Teala'nın galibasına erişken kişiler buladı. Gerçi zahırda mağlup olup körünse hem.